minareler, bir şehrin İslam kimliğinin göstergesi. İstanbul'un unutulmaz hülyeti o minarelerle yüzyıllar içinde şekillendi. Gökyüzüne yazı yazmaya hazır bir kalem gibi duran minareler, bütün İslam aleminde aynı işlevi görürler. Minarelerden Müslümanlar günde 5 kez ibadete çağrılır. Ama mimari yönden farklılık gösterirler. Minareler, ait olduğu kültürün izlerini taşır. Arap, İran, Hint, Türk ve Mısır minare şekilleri birbirlerinden farklıdır. Türkler, minarelere geometrik ve zarif bir şekil verdiler. İnce, çubuk şeklinde ve kabartma süslü minareler, Türklerin İslam medeniyetine kattıkları ve aldıkları değerlerin zarif bir ifadesi oldu. Anadolu'dan Balkanlara uzanan büyük bir coğrafyada, Türkler her gittikleri yerde yaptıkları camilerle ve minarelerle orada olduklarını gösterdiler. Türkler, İslam'ın kılıcı ve temsilcisi olmakla gurur duydular. Yaklaşık 200 yıl devam eden Haçlı seferlerine karşı Türkler kalkan oldu. Haçlı seferlerinin ardından 14. yüzyıldan itibaren Avrupalıların Müslümanlara karşı saldırılarını Osmanlı Devleti göğüsledi. Bu uzun mücadele nedeniyle pek çok Avrupalı için Müslüman ve Türk kelimeleri eş anlamlı hale geldi. Türk, Müslüman demekti. Müslümansa Türk demekti. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, Türklerin de Müslüman olmalarının bir başlangıç öyküsü var. Günümüzden 1000 yıldan biraz daha fazla bir süre önce bir Türk hükümdar Müslümanlığı kabul etti. İlk Türk İslam Devleti de böyle doğdu. İslamiyet'i kabul eden o hükümdar Abdülkerim Satuk Buğrahan'dı. Milattan sonra 8. yüzyılın başlarında Orhun Nehri'nin kıyısında dikilen kitabeler Türklere geleneksel düşmanları Çinlilere karşı birlik olmalarını öğütlüyordu. Köktürk kitabeleri yazılırken batıdan daha önce hiç görmedikleri bir ordu Orta Asya'ya ilerliyordu. İslam dini Arap Yarımadası'ndan çıkarak kısa bir zaman içinde Atlas Okyanusu'ndan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Türkler ilk kez o yıllarda Müslümanlarla tanıştı. Gök Tanrı'ya inanan ve tapan Türkler böylelikle yeni bir dinle tanışmış oldular. Bugün İslamiyet veyahut da Hristiyanlıkta gördüğümüz aşağı yukarı bütün inanışların, bütün itikatların hepsinin eski Türk dini içerisinde de olduğunu görüyoruz. Kök Tanrı dininde de bir Tanrı'ya inanış söz konusu. Ama bu ibadet için, inanmak için nereleri seçiyorlar buna dair bir bilgimiz yok. Tanrı'ya yine aynı İslamiyet veya da diğer dinlerde olduğu gibi kurbanlar kesiyorlar. Bu dinin de günahları, sevapları var. Günahları için yazık deniyor. Uçmağa vardı diyor eski Türk dininde. Uçmağa varmak, cennete gitmek. Demek ki eski Türk dininde de bir cennet ve cehennem kavramı var. Atalarına karşı, ölmüş insanlara karşı saygı var. Onlara hürmet ediliyor, hürmet gösteriliyor.
mezar kültü var. Bunların mezarları saklanıyor. Özenle yapılıyor ve belirli zamanlarda gidiyorlar. Bunların mezarlarında dualar ediyorlar. Türklerin Müslüman Araplarla tanışmasıyla birlikte gergin bir ilişki başladı. Müslüman Arap ordularının Türk sınırlarına ulaşmasıyla çatışma kaçınılmazdı. Kırılgan barış dönemleri dışında savaşan iki taraf vardı. Çatışmalar nedeniyle çok az sayıda Türk Müslümanlığı tercih etti. Emevi hakimiyetinin o Türklere karşı yönelik baskıcı tutumuna binaen de burada bir ayaklanma ortaya çıkıyor ki Emevi hanedanlığı değişiyor. Ebu Müslim Horasani'nin önderliğini yaptığı bir hareketin neticesinde belki de Emevi hanedanlığı ortadan yıkılıyor ve Abbasi devleti ortaya çıkıyor. Emeviler döneminde Türklerin yaşadığı bölgelere yapılan fetih hareketleri bir gönül fethi sağlayamadı. Halifeliğin Abbasilere geçmesiyle Türk-Müslüman ilişkileri de değişmeye başladı. Türk boyları doğudan Orta Asya'nın içlerine kadar ilerleyen Çin tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çinlilere karşı Müslüman Araplardan yardım istediler. Çin ordusuyla Müslüman ve Türklerden oluşan ordu Talas'ta savaştı. Savaşı Çinliler kaybetti. Hem Çin ordularının içerisinde hem Arap ordularının içerisinde Türkler mevcut. Her iki tarafı da destekleyen. Bu savaşın sonunda Çinliler öyle bir korkuyorlar ki Türkistan'ın batılarına doğru uzun yıllar gidemiyorlar. Avrupa ve dünya tarihi açısından da önemli bir hadise. Eğer Çinliler Talas'ta Arapları yenmiş olsalardı Avrupa'ya kadar belki de soluklarını alacaklardı. Çin orduları içerisinde savaşan Türkler ki bunların büyük bir kısmı Uygur Türkleri, esir edilen Araplar tarafından esir edilen Uygur Türkleri Semerkant'a getiriliyor. Burada kağıt yapması öğreniyorlar Araplar. Barutu öğreniyorlar, kağıdı öğreniyorlar ve Arap devletinin Avrupa'daki uzantısı Endülüs vasıtasıyla bu usuller Avrupa'ya kadar gidiyor. Talas Savaşı'ndan sonra Türkler Orta Doğu'yu, Ön Asya'yı, Arap coğrafyasını tanımaya başlıyorlar. Ve arkadan sürekli bu güvenilir, mert İranlılara nazaran insanlara Arapların daha teveccüh göstermeleri neticesinde başta Bağdat ve Suriye, İran kuzey taraflarında bir yoğun Türk yerleşmesi ortaya çıkıyor. Talas Savaşı'yla Türklerle Müslümanlar arasında yeni bir döneme girildi. Savaşın yerini barış, çatışmanın yerini işbirliği aldı. Yumuşayan ilişkiler Müslüman olan Türklerin sayılarını arttırdı. Türkler ilk kez İslam devletinde ve ordusunda görev almaya başladılar. Önemli ve hassas mevkilere geldiler. Hatta o kadar ki ünlü Abbasi halifesi Harun Reşid'in muhafız birliği tamamen Türklerden oluşuyordu. Dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Bağdat'ta oturan halifenin merkezi gücü zayıflamaya başladı. Uzak eyaletlerin valileri bağımsız hale geldiler. Mavera-ün-Nehir'de Samaniler egemen oldu. Onların döneminde Mavera-ün-Nehir'de bulunan Türkler Müslümanlığa geçti. Ancak Müslümanlığa geçmeyen Türkler sayıca hala çok fazlaydı. Samani Devleti de Mavera-ün-Nehir'de kurulduğu zaman belki idareci
tabaka olarak İran menşeli, Fars menşeli yöneticileri görebiliyor isek de halkın büyük bir kısmı ve hakim olduğu coğrafya Türklerden ibaret. Dolayısıyla Samani Devleti kurulduğunda, ortaya çıktığında Samani yöneticileri bu Türk yöneticileri, Türk komutanları görevlendiriyorlar. Pek çok bölgede Türk askerleri var ve zaten Karahanlı Devleti'nin, Harzemşahların, Gaznelilerin ortaya çıkış sürecinde de biz bunu görebiliyoruz. Bu sülalelerin, bu devletlerin ilk kurucuları şöyle veya böyle Samani Devleti ile ilişkililer. O devletin içerisinde görev yapmış olduklarını biliyoruz. Samani Devleti'nin Türkistan'da, Mavera-ün-Nehir'de İslamlaşma, özellikle İslamlaşma açısından çok büyük bir rolünün olduğunu da inkar etmemek gerekiyor. 9. yüzyılın belki de sonlarına doğru bu devletin eski gücünü yitirdiğini biliyoruz. Çünkü o Türk komutanlar ve ahali kendi devletlerini, kendi idarelerini, kendi beylerinin arkasında kurmaya başladıktan sonra Samani Devleti de tarihten siliniyor. Bir ara Samani Devleti veliahtları arasında anlaşmazlık çıktı. Kargaşadan faydalanmak isteyen Karahanlı hükümdarı Olcak Han, Asi Samani veliahtlarından birinin ülkesine sığınmasına ve saraya yerleşmesine izin verdi. Bir çocuk, daha önce hiç görmediği şekilde ibadet eden bu gizemli yabancıyı merak etti. Sonunda merakına yenik düştü. O yabancıyla tanıştı. O yabancının adı Samani veliahtı Nasır bin Ahmet, küçük çocuğun adı Satuk Buğra'ydı. Satuk Buğra, Karahanlı hükümdarı Olcak Han'ın yeğeniydi. Karahanlı hükümdarı olan babası o 6 yaşındayken ölmüştü. Satuk Buğra ve annesi amcasının himayesine girmişlerdi. Satuk Buğra ve Nasır bin Ahmet arasında başlayan dostluk, zaman içinde Satuk Buğra'nın İslamiyet'le tanışmasına yol açtı. 12 yaşına gelince de Müslüman oldu. Abdülkerim ön adını aldı. Ama bu ismi bir süre için herkesten sakladı. Elbette Müslüman olduğunu da. Ta ki 25 yaşına kadar. Bir insanın dinini değiştirmesi zordur. Hükümdar ailesinden birinin din değiştirmesi ise çok daha zor. Satuk Buğra Han, Karahanlı hükümdar ailesinin büyük tepkisini çekti. Özellikle amcası Karahanlı hükümdarı Olcak Han'ın. Satuk Buğra'nın amcası olan Olcak, onun aynı zamanda üvey babası da. Yani böyle birbirleriyle yakın baba oğul, belki de gerçek manada değil ama düşündüğümüzde bir ilişki var. Satuk Buğra'nın iktidar mücadelesine başlamasında yine biraz evvel değindiğimiz Samani tesirini görüyoruz. Satuk Buğra'ya bağlı kuvvetlerin Samani 2. Nasır'a yardım etmesi, 2. Nasır'ın ondan yardım istemesi ve Arap ordularını büyük bir mağlubiyete uğratmasından sonra Satuk Buğra artık kendi başına bir topluluğu, bir devleti ve orduyu yönetebileceğini düşünmeye başlıyor. Ve daha pasif durumda olan amcasını bu işe layık görmüyor bizim düşüncemize göre. Ve ona baş kaldırıyor. Amcasıyla bir kavgaya tutuşuyor. Menkıbede anlatıldığı gibi sadece amcasının İslamiyet'i kabul etmemesi durumu söz konusu değil. Yani ikisinin arasındaki çıkan savaşın nedeni ondan kaynaklandığını düşünüyor. Bu sadece iktidar kavgası. Satuk Buğra Han amcası Olcak Han'ı yeniyor, ortadan kaldırıyor ve 944 senesinde de tarihi kaynakların bildirdiğine göre İslamiyet'i seçmesiyle beraber Karahanlı tarihinde
bir dönüm noktası teşkil ediyor Sadık Buğra'nın bu hareketi. Kaşgar'ı ele geçirerek, iktidarı ele geçiren Sadık Buğra Han'ı bekleyen tehlikeler bitmemişti. Karahanlılar Devleti'nin doğu kısmına hakim olan Büyük Kağan Bazır Arslan Han, Çinlilerden yardım alarak Sadık Buğra Han'a karşı savaş açtı. Sadık Buğra Han, Müslümanların yardım ve desteğiyle onunla Balasagun Savaşı'nı yaptı ve savaşı kazandı. Sadık Buğra Han, Yama, Çiğil, Oğuz boylarının yerleşmiş bulunduğu Türkistan şehirlerini birer birer ele geçirdi. Karahanlı ülkesini genişletti. Ama yalnızca ülkesinin topraklarını genişletmedi. Gönülleri de kazanmayı bildi. Onuncu yüzyılda yaşayan Arap gezgin İbni Fadlan, yaklaşık 200 bin Türk'ün İslam dinini benimsediğini yazıyor. Sadık Buğra Han, ilk Müslüman Türk hükümdar, Karahanlı Devleti de ilk Müslüman Türk Devleti olarak tarihe geçti. Sadık Buğra Han, ömrünün sonuna doğru Çin'e doğru sefere çıktı. Seferde hastalandı ve Kaşgar'a geri döndü. Ve orada öldü. Ölüm tarihi de, doğum tarihi de kesin olarak bilinmiyor. Kesin olan, Sadık Buğra Han'ın 10. yüzyılın içinde yaşadığı. Bir başka kesinlik ise, onun Müslümanlığa geçmesiyle Türklerin büyük kalabalıklar halinde İslam'ı kabul ettikleri. Sadık Buğra Han'ın mezarı Kaşgar yakınlarında Artuç kasabasında. Müslümanlığı kabul eden Türkler ise onun ölümünün ardından on binlerce kilometre yol kat edip İslam'ın bayrağını Avrupa içlerine kadar taşıdılar. Sadık Buğra Han, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Zamanla hayat öyküsü bir efsane haline geldi. Halkın arasında anlatılan, her anlatılışta da değişen, farklılaşan bir efsane. Müslümanlığı ilk kabul eden hükümdar olması, onu dini menkıbelerin kahramanı yaptı. Hatta menkıbe kavramı onunla başladı. Menkıbe daha çok içerisinde dini motiflerin ağırlık bastığı, tarih hakikatlerin pek fazla olmadığı halk hikayeleri diyebileceğimiz bir edebi tür menkıbeler. Sadık Buğra Han menkıbesi de bunlardan birisi. Efsanede Sadık Buğra doğar doğmaz falcılar onun ileride Müslüman olacağını bilir ve bu felaket haberidir. Sadık Buğra'nın kovaladığı tavşan bir ihtiyar adam kılığına girer. Bu Hızır peygamberdir. Sadık Buğra'nın İslam'ı kabul etmeyen amcası yer yarılır ve yerin 7 kat dibine gömülür. Sadık Buğra Han savaşlarda ağzından çıkan ateşlerle bütün kafirleri yakıyor, kılıcını düşmana çevirince kılıcı 40 adım birden uzuyordu. Sadık Buğra Han efsanesi onun hayatının gerçeküstü bir yorumudur. Sadık Buğra Han menkıbesi çok olağanüstü peygamberi esasında ön plana çıkaran bir efsane, bir hikaye ve büyük bir kısmı tabii gerçekle alakalı olmayan, daha sonra halkın kendi gözünde, kendi düşüncesinde öyle görmek istediğinden, öyle düşünmek istediğinden ortaya çıkmış olan masal türü bir hikaye. Sadık Buğra Han hikayesi veyahut da menkıbesinde karşımıza çıkan en önemli hususiyet bizim görüşümüze göre burada eski Türk alp tipi ile yiğit tipi ile
İslamiyet'in gazi tipinin veyahut da eren tipinin birleşmiş olduğudur. Yiğit, cesur, ülkesi için, devleti için, dini için her şeyi göze alabilen bir hükümdar, bir Türk önderi olduğu esasında menkıbede vurgulanıyor. Satuk Buğrahan'ın Müslümanlığı kabul etmesiyle Türk coğrafyası İslamiyet sahasına geçti. Satuk Buğrahan'dan sonra bir başka Türk sultan Gazneli Mahmud, İslamiyet'i Hint Yarımadası'na taşıdı. İslam'ın bayrağını Selçuklular Anadolu'ya, Osmanlılar Avrupa'ya taşıdı. Bin yıllık tarihte İslam'ın sancaktarı olmakla övünen Türkler için bugün eski atalarının dini yıldızlar kadar uzak görünüyor. Ama gök tanrı inancı, şaman geleneği nadir de olsa toplumun bilinçaltından çıkıveriyor. İslam'la yoğrulan bu adetler bir eski zaman hayaleti gibi kendini gösteriyor. Dallara bağlanan çaputlar geçmiş bir dönemin alışkanlığı olarak dallardan sarkıyor. Atalarından devraldıkları mirası yeni bir yorumla yaşatıyorlar. Ama bu yalnızca cılız izlerden başka bir şey değil. İslamiyet son bin yıllık tarihe damgasını vurdu. Türkler İslamiyet'e hizmet etti. Ama İslamiyet de Türklere ulvi bir amaç ve yön verdi. Atlar bu amaç için koşturuldu. İslamiyet elbette ki Türk toplumunun gelişmesinde, ilerlemesinde bir aracı, bir hızlandırıcı faktör olarak rolünü tarihte oynamıştır. İslamiyet'le beraber devlet yapısında çok az da olsa değişiklikler söz konusu. Özellikle yerleşik hayata geçme konusunda belki biraz daha ciddi olarak hareketlenme var, bulunuyor. Dini hüviyetinden dolayı Türk toplumunun içerisinde belki bilime, ilerlemeye, gelişmeye yönelik olarak daha ciddi bir yine çalışmanın olduğunu görüyoruz. İslamiyet, Türk kültürünü şekillendiren en önemli güç halini aldı. Din ve milliyet birbirinden bağımsız düşünülemez hale geldi. Türkler yalnızca kılıçla değil, medeniyet açısından da İslamiyet'e hizmet ettiler. İslam medeniyetinin en unutulmaz eserlerini verdiler. Türklerin İslamiyet'i kabulü sürecinde her şey bir adamın Müslüman olmasıyla başlamadı belki. Satuk Buğrahan'ın Müslüman olması o sürecin hızlandırıcısı oldu. İlk Türk İslam Devleti'ni kuran Satuk Buğrahan, Türk tarihinin seyrini değiştiren bir kişi olarak tarihe geçti. Türklerin Müslüman olması da dünya tarihini şekillendirdi. İslamiyet'in geniş bir coğrafyaya taşınmasında Türkler öncü güç oldu. Satuk Buğrahan ise tarihi değiştiren bir yüz olarak hafızalara kazındı.